Sosyal teorileri tıpla ilişkilendirmek. Bir adım geriden buradaki sosyoloji içeriğine baktığınızda kendi kendinize iyi ama bunu tıbba nasıl uygulayabiliriz diyebilirsiniz. Bunların bir insanın fiziksel sağlığıyla ilgisinin olmadığını ve tüm bunları neden bilmemiz gerektiğini düşünebilirsiniz. Tıp alanındaki biri için bu sosyal teorilerin ve sosyal yapıların ne önemi var? Önce Farklı teorilerin üzerinden gidelim ve bunu çözelim. İlk olarak işlevcilikten başlayalım. Hatırlayın, işlevcilik toplumun sabit ve işler olması için toplum içindeki farklı kurumların küçük değişikliklere uyum sağladığını savunuyordu. Eğer tıbbın toplum içindeki yerine işlevci bakış açısından yaklaşırsak, ilk olarak tıbbın amacını sormamız gerekir. İnsanlar hastalandığında tıp onları iyileştirerek tekrar işlevsel hale getirir ve böylece topluma katkıda bulunabilirler. Hastalanmak toplumun refahı için zararlıdır. Hastalandığınızda insanlar bunu anlarlar. Sizi eve gidip iyileşmenizi söylerler. Hastayken toplum içine karışmamanız gerektiği düşünülür. Hastalığınız en azından küçük ölçekte toplumun istikrarını bozar. Doktor sizi iyileştirmek için oradadır. Böylece tekrar topluma katılabilirsiniz. Büyük ölçekte tıp kurumu kasırga ya da deprem gibi acil durumlarda toplumsal sistemin istikrarını korumasında yardımcı olur. Hastaneler ve sağlık çalışanları okul ya da spor salonları gibi büyük alanlara yerleşerek yaralıların ihtiyacı olan tıbbi yardımı sağlarlar. Günlük yaşantıda tıp yaşlanan nüfusun hayat kalitesini yükseltmeye yarar ve onların topluma daha uzun süre katkıda bulunmalarını sağlar. E bu mantıklı. Öyle değil mi? Tıp insanların sağlıklı olmasını ve topluma katkıda bulunmalarını sağlar. Peki ya çatışma teorisi? Toplumdaki anlaşmazlık içindeki gruplar bireyin sağlığını nasıl etkiler? Biliyoruz ki çatışma teorisi farklı gruplar arasındaki eşitsizliklerle ilgilenir. Sağlık alanında tıbbi yardım alabilen, yani hastanelere ulaşabilen ve sigorta kapsamında olan kesim için son derece önemli bir etkisi olabilir. Daha varlıklı vatandaşlar en iyi sağlık hizmeti için ödeme gücüne sahiptir ancak kıt kanaat geçinen insanlar sigortaları olmadan hastane masraflarını karşılayamazlar. Bazen insanlar eğer işveren tarafından karşılanmazsa bir sağlık sigortasına bütçe ayıramazlar ya da katkı payını ödeyemezler. Bu nedenle hastaneye gitmeyerek kendi kendilerine iyileşmeye çalışırlar. Bu da daha uzun süreyi hasta olarak geçirmelerine ya da belki de hiç iyileşememelerine neden olur. Toplumda eğitim, barınma, yüksek maaşlı iş gibi değerli kaynaklara ulaşmadaki eşitsizlik sağlık alanında da eşitsizliğe neden olur ve sağlık hizmetlerine sınırlı ulaşım sağlar. Farklı çıkar grupları arasındaki iktidar çatışmaları bile bireyin sağlığını etkileyebilir. Mesela hava kirliliği düzenlemelerine bakalım. Fabrikalar maliyeti düşürmek için daha gevşek bir düzenleme isterken bu fabrikaların yakınında yaşayan insanlar kendi sağlıkları için daha sıkı kurallar talep eder. Bir bölgede havadaki partikül oranı arttıkça astım oranı da artar. Daha sıkı bir hava kirliliği düzenlemesi orada yaşayanların en azından astım oranları açısından daha sağlıklı olmasını sağlar. Ancak fabrikalarda kazanç kaybına neden olur. Evet, ikisini hallettik. Şimdi de sosyal inşacılık teorisine bakalım. Eğer unuttuysanız, sosyal inşacılık, toplumun her şeye bir değer atfettiği düşüncesine dayanıyordu. Elmas, toplum onun bir değeri olmasına karar verene kadar sadece bir taş parçasıydı. Tıp alanında da toplum olarak farklı davranışlara farklı anlamlar verdiğimiz ve farklı insanlarla ilgili farklı ön yargılarımız olduğu anlamına geliyor. Kısaca, klişeler. Yani insanların dış görünüşleri, hareketlerine bakarak varsayımlar yapıyor ve bu varsayımlar üzerinden insanlara farklı davranıyoruz. Farklı ırk, yaş, cinsiyet ve hatta metalciler gibi alt kültürler için ön yargılarımız var. Geçmişte sokakta kendi kendine konuşan birini görsek onların akli dengesinin bozuk olduğunu düşünür, biraz uzaklarından geçerdik. Şimdi ise insanların bluetooth cihazlarıyla konuşuyor olabileceğini biliyor ve onların deli olduğunu düşünmüyoruz. Ön yargılar bir sağlık çalışanı için son derece tehlikeli olabilir. Hastaya davranışlarını ya da teşhislerini etkileyebilir. Hasta ve doktor arasındaki iletişim her iki tarafın klişe varsayımlarından etkilenir. Hasta, belki semptomlarından birinin doktora söylemeye değecek kadar önemli olmadığını düşünür ya da doktor, hastanın görünüşüne bakarak yanlış bir varsayımda bulunur. Varsayımlar, sağlık sisteminin hastaya bakışını da etkiler. Sağlık hizmetini satın alamayacak durumdaki birinin yeterince çalışmadığı için bunu zaten hak etmediğini savunan insanlar var. Birinin durumuna bakarak o insanın niteliği hakkında bir şey söyleyemezsiniz. Çalışmadığı halde sağlık giderlerini karşılayabilen insanlar olduğu gibi düşük ücretler karşılığı çok çalıştığı halde buna para ayıramayan insanlar da var. Ayrıca tıbbi yardım almaya uygun olmak da önemli. Hastalar ya da doktorlar sıradan bir davranıştan bir hastalık çıkarabilirler. Sınıfta durduğu yerde duramayan bir çocuk dikkat eksikliği ve hiperaktivite hastası olmak zorunda değil. Belki sadece bir parka gidip koşmaya ihtiyacı vardır. Artık toplumsal kaynaklı varsayımlara dikkat etmemiz gerektiğini biliyoruz. Şimdi de sembolik etkileşimciliğin tıbba uygulanmasına bakalım. Hatırlarsak sembolik etkileşimcilik Bireylerin etkileşim aracılığıyla dünyaya anlam yüklediğini savunuyordu. Bir kişi köprüyü suyun üzerinden geçen bir yol olarak görürken, bir başka biri onu yağmurdan korunmak için bir sığınak olarak görebilir. Bunun tıbba nasıl uygulandığını görmek için pek çok yol var. İki tanesine bakalım. İlk olarak doktor hasta ilişkisini alalım. Önlük ya da stetoskop gibi basit nesnelere yüklenen anlam bu iletişimi etkileyebilir. Doktorun Hastasının bu tıbbi araçlara verdiği anlamı fark etmesi gerekir. Hasta önlüğü doktora teşhis ve tedavi yetkisi veren bir otorite sembolü olarak görebilir. Stetoskop doktorun hasta ile iletişim kurmasını sağlayan bir yol mudur yoksa doktorun boynunu süsleyen bir aksesuar mı? İkinci olarak toplumdaki değişiklikleri ele alalım. Son zamanlarda toplumda sağlık hizmetlerinin kapsamı arttı. Güzellikten gerginliğe kadar her şeyin bir tıbbi çözümü var. Güzellik kriterleri pek çok insanın gereksiz estetik ameliyatlar yaptırmak istemesine neden oldu. Kadınlar doğum yaparken sezaryen yapma seçeneğine sahipler ancak bu hem annenin hem de çocuğun yaşamını etkileyebilir. Normal davranışlar hastalık olarak görülmeye başlandı. Hastalık icat etmenin en bilinen örneklerinden biri de depresyon. Depresyon ciddi bir durum ancak önemi ve ciddiyetini kaybetti. Öyle ki Sanki günümüzde iki kişiden biri depresyonda. Üzgün olduğunuzda toplum hemen sizde bir sorun olduğunu düşünüyor. Oysa ki gerçekte üzüntü son derece doğal, biyolojik bir durumdur. Bazen üzgün olmamız gerekir. Tamam, şimdi de biraz daha kendine özgü bir şeylere bakalım. Feminist teori, çatışma teorisinin toplumda kadın erkek eşitsizliğine odaklanan bir dalıdır. Bu eşitsizlik tıp alanında son derece belirgindir. Her ne kadar kadınların tıp fakültelerine giriş oranı artsa da, tıp hala erkek egemen bir alan. Hastane yöneticileri ve başhekimler ağırlıkla erkeklerden oluşuyor. Erkek ve kadın arasında iş ve maaş açısından da dengesizlik var. Daha yüksek maaşlı işleri genellikle erkekler alıyor. Kadınlar belli bir alanda uzmanlaşma yerine aile hekimliğine yöneliyorlar. Tıp alanındaki pozisyon eşitsizliği iktidar eşitsizliğine dönüşüyor. Eğer rasyonel seçim ve değişim teorileri açısından tıbba bakarsanız, büyük bir dünya meselesi olan iktidarı gözlemleyebilirsiniz. Rasyonel seçim ve değişim teorisi, insanların çıkarlarına en uygun şekilde akılcı davrandığını varsayar. Herhangi bir sosyal kurumu, bireyler arasında kişisel çıkarların etkileşimine indirgeyebiliriz. Şimdi bunun nasıl uygulandığını görelim. Sağlık sistemine bir bütün olarak baktığımızda, sağlık sisteminin amacı nedir diye sorabilirsiniz. Gerçekten insanların sağlıklı olmasını sağlamak için mi varlar, yoksa başka bir nedeni mi var? Belki sadece daha fazla para kazanmak için kapitalist bir rekabet yöntemi. Belki sağlık sisteminin yapısından dolayı yardım etmesi gereken hastalardan çok özel şirketler karlı çıkıyor. Sağlık sisteminin her aşamasını insanlar idare ediyor ve bu insanlar rastgele tanımadıkları bir hastadan çok kendi çıkarları doğrultusunda karar verecekler. Belki de bu insanların hasta olduklarında doktora gidip gitmemelerini belirliyor. Doktora gitmek uzun vadede daha mı faydalı olacak ya da onlara bir kol ve bacağı mı mal olacak? Bazı insanlar ufak tefek şeyler için doktora gitmez çünkü masrafları karşılayamaz. Ancak bu durum baştan kolayca tedavi edilebilecek bir şeyin daha büyük bir problem haline gelmesine neden olabilir. Sağlık hizmetlerinin farklı birimlerinde görev yapan insanların kendi faydalarını olan davranışları en alta kadar inerek en sonunda hastanın sağlığını etkileyecektir. Şuna bakın. Başladığımızda sosyoloji ve tıp arasındaki köprüyü kurmak neredeyse imkansız görünüyordu. Dürüst olmak gerekirse, muhtemelen tıpla sosyolojiyi ilişkilendiren daha pek çok yol var. Hadi bu belli teoriler dışından bakalım. Nerede yaşadığınız sağlığınızı etkiler. Yiyecek çölü diyebileceğimiz, makul uzaklıkta bir market bulunmayan şehir bölgeleri var. Yemek yenebilecek tek yer fast food restoranlar ya da belki benzinciden alınabilecek atıştırmalıklar. Sadece bunlarla vücudun ihtiyacı olan besinleri karşılamak neredeyse olanaksız ve kötü beslenme pek çok soruna yol açabilir. Bazı semtlerde hiç spor salonu oyun alanı ya da insanların egzersiz yapabileceği yerler bulunmaz. Bu örneklerden yola çıkarak farklı yerlerden sosyolojinin tıpta uygulanmasıyla ilgili kendi örneklerinizi bulabilirsiniz.